Seren Hanım, merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Stüdyoya hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Seren Hanım, İzmir Kış Trofesi'nde ikinci hayatlar tamamlandı. Nasıl gitti? Bu arada nefis fotoğraflarınız için sonsuz teşekkürler. Gerçekten. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Yani işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Valla nasıl geçti? Aslında yine biz ilk gün yarışamadık birinci ayakta olduğu gibi. Çünkü Çeşme'de hava biraz sertti. Bu arada söyleyelim, eğer Çeşme Marina 2019 İzmir Kış Trofesi'ni konuşuyoruz bugün sizinle. 16-17 Şubat tarihlerinde ikinci ayağa koşuldu. 38 tekne kayıt vermiş. Bu tabii çok sevindirici çünkü her geçen gün tekne sayısı artıyor artık Çeşme'de. 38 teknenin yalnız 37'si start hattındaydı hafta sonu. Cumartesi sabah briefingde baktık ki hani rüzgar 0 ile 20 derece arasında değişiyor. Zaman zaman hızlı sağanaklarda 32-34 knot'ı buluyor. Dalga boyu deseniz batarı 2 metre, çıkarı 2 metre, 2-2,5 metrede kaba dalga vardı. Dolayısıyla Çeşme havası o gün yarışa izin vermeyeceği belliydi zaten, ama komite yine de denize çıktı. Avar olduktan bir süre sonra da 10 dereceden gelen havada işte rüzgar atkı sağanaklarda 30 knot'u görmeye başlamıştı ki denizde tehir verdi ve saat 15.30'da da tehir altı Aydın Toka anonsunu biz telsizlerden duyduk. Bu arada tabii teknelerin denize açılmasını da uygun görmedi. Marina'da beklemeleri söylendi yarışacak ekiplere de. Biz söz dinleyen ekipleriz Çeşme'de. Biz bekledik. Baktık ki evet, yani tehir altı Aydın Toka, artık yapacak bir şey yok. Pazar günü için beklemeye başladık. Havayı takip etmeye başladık. Nitekim pazar günü sabah briefingin ardından filo 2 yarış planlanmıştı. Planlanan 2 yarış için parkura çıktı. Modifiye edilmiş bir üçgen sosis rotamız vardı. Sarı bayrak altında yarışacak tekneler, üçgen sosis diğer ekipler sadece üçgen rotayı tamamlayıp finish hattını keseceklerdi. Ve saat işte 11.40'da ilk 8 nanomil mesafeli rota için IRC A1, A2, A3 ve IRC B1 tekneleri start aldılar. 10 dakika sonra da IRC A4, IRC B2, B3 ve destek sınıfı teknelerde 5 nanomil mesafeli üçgen rotalar için start hattından çıkmışlardı. Bayağı ıslak bir yarış olduğunu söyleyeyim. Çünkü çizmelerin içinden bol bol tuzlu su çıkarttık yarıştan sonra. Islandık. Evet, üzerimizden dalga da geçti. Yağmur yoktu. Çok güzel bir güneş vardı. Belki fotoğraflarda biraz ışın etkisi de var tabii ki. Ama keyifli iki yarış oldu. Zaten iki yarışta da rüzgar 350 ile 0 derece arasında değişiyordu ve sağanaklarda 24-25 knot'ı buluyordu. Biz Yanki Bayrağı'nın toka edilsin edilmesin zaten can yelekleri giyerek yarışmanın artık farz olduğunu bilen ekipleriz. Dolayısıyla bu sularda hava ne olursa olsun herkes Yanki Bayrağı toka edilmişçesine can yelekleri zaten teknelerin üzerindeydi. İyi ki de giyiyoruz o can yeleklerini çünkü gerçekten hava çok sertti. Günün ilk yarışında, yani sabah daha doğrusu öğlen ilk koşulan yarışta İki gruptan da ikişer tekne OCS oldu. Yani FODEPAR oldular. Rengarenk Quattro 4 ve Ladies First de Mare FODEPAR olmuştu. Tekneli hatları temizleyip, yani hatı temizleyip tekrar start aldı, ama rengarenk teknesi 360 derece bir ceza dönüşü yaparak yarışa devam edince de yarış kurulu tarafından start almadı. Yani DNS olarak değerlendirildi. Bence o da bu ayağın nazar boncuğu olsun diyelim. Çünkü sonuçta her geçen gün birbirimizden bir şeyler öğrenmeye biz devam ediyoruz. Yarışın hemen sonrasında da Çeşme Marina Yacht Kulüp Bahçesi'nde yine kupa töreni düzenlendi. Ve her, yani kupalarını alan ekipler o kupalarını kaldırırken yüzlerindeki ifadeler tabii ki bizim kadrajlarımıza takıldı, takılmadı değil. Bu arada bildiğiniz gibi düz trofesi bittiğinde destek sınıfından IRC sınıfına geçişlerin olduğunu ve yedi teknenin geçiş yaptığı bilgisini ben sizinle paylaşmıştım daha önceki sohbetinizde de. Ama 2019 kış trofesine geldiğimizde IRC sınıfına geçiş yapan destek sınıfı tekne sayısının 10'a yükseldiğini gördük. Yüzünüz gülüyor böyle şeyler olunca.
Sadece ayarsız sınıfına geçişler değil, lisanslı yelkenci sayısında da tıpkı trofeye katılımın arttığı gibi bir artış gözlemlemek Ege'nin sularında çok daha keyifli yarışların olacağının müjdecisi gibi gözüküyor bize. Üçüncü ayak yarışlarında Çanakkale Zafer Haftası'na denk gelen 16-17 Mart tarihlerinde Poseidon İzmir'i gerçekleştireceğiz. Bu sefer 3 yarış, belki 4 yarış bilmiyorum. Yani 2 gün üst üste 2 rota, 2 yarış ya da 2 yarış ve 1 coğrafi yarış. İnşallah hava müsaade eder. Çünkü artık Cemre'ler de düşmüş olacak. Poseidon da belki biraz kenara kıyıya çekilir de hani biz oraya kadar gitmiş de güzel yarışlar çıkartırız diye düşünüyorum. Hazır İzmir'in sularından bahsederken Çeşme'den EYAK'tan biraz da genç EYAK'a da dokunmak istiyorum müsaade ederseniz. Tabii ki. Biliyorsunuz geçen sene ilki yapılmıştı Genç EYAK Yelken Festivali'nin. Bu yılda 6-7 Nisan tarihlerinde ikinci Genç EYAK Yelken Festivali'nin olacağını daha önce konuk aldığımız Genç EYAK'ın başkanı Hakan Taş'tan duymuştuk, dinlemiştik. Onlar dün ilk antrenmanlarına çıktılar Levent Marina'dan. Bu festivale 6 üniversite 7 takım olarak katılıyor. Ege Üniversitesi'nde 2 takım var. Bir tanesi Ege Üniversitesi Yelken Topluğu, diğeri de 9 Eylül, özür dilerim. Ege Üniversitesi 9 Eylül Üniversitesi 2 ekiple katılıyor. Biri 9 Eylül Yelken Topluluğu, diğeri de 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deporte. Bunların dışında Ege Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Katip Çelebi, Ekonomi ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi var. 6 üniversite. 6 hafta boyunca antrenmanlarına Levent Marina'da Perşembe ve Cuma günleri sabah ve öğlen ikişer tekne, yani günde 4 tekne, 4 ekip antrenman yaparak devam edecekler. Bu antrenmanların sırasında da Azur 40'larla çıkıyorlar. İzmir Körfezi'nde boy gösteriyorlar. Limon Sailing School'unda büyük desteği var burada tabii. Teknelerini çünkü tavsiye gençlerimize, Genç EYAK'a. Onlara da teşekkür edelim. Bunun dışında çok fazla bir şeyimiz yok Ege'den. İstanbul'da fuarlar devam ediyor. Tuzla ve Siyanar Avrasya Boat Show. Oralarda standlarda yorulan bütün gönlü mavi düşmüş arkadaşlarımıza, dostlarımıza da selam söyleyelim. İşleri güçleri yolunda gitsin. Provaları net olsun, kazançları bol olsun diyelim. Seren Hanım, sonsuz teşekkürler. Gerçekten verdiğiniz bilgiler için değerli dinleyicilerimizi, seyircilerimizi de Yelken Postası Instagram hesabına mutlaka bekliyoruz ve fikirlerinin size geçmesini bekliyoruz. Çok sevinirim. Tabii evet. Ki çok sevinirim. Yani çok DM'den çok mesaj geliyor. Fotoğraflar için teşekkür edenler, çok güzel fotoğraf evet. olduğunu söyleyenler falan da var. Eksik olmasınlar. Bunlar tabii ki benim için son derece onur verici şeyler. Ben eleştirilere de açım. Her türlü ne de kötü çekmişsin bu fotoğrafı diyenlerse sevgiyle kucaklama yazdırım. Yani sıkıntı yok orada. Takip etsinler. Yani ben mümkün olduğunca orada paylaşıyorum fotoğrafları. İsteyenlere de gönderiyorum zaten. Nitekim hem Tuzla'da hem Siyanar Avrasya Boat Show'da şu anda Yelken Postası'nın adına çektiğim güzel fotoğraflar duvarları süslemiş. Ben de sabah böyle büyük keyifli fotoğraflara bakıp kendimi tebrik ettim. Vay, çok teşekkür ederiz biz de size. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Ben çok keyif alıyorum. İnşallah nice yarışları birlikte sizinle değerlendiririz. Seden Hanım, çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Çok mersi. Sağ olun, var olun. Sağ olun, sizler de mavi kalın. Sağ olun, hoşça kalın. Bay bay.